Evet, beni takip eden YouTube severlerim. Bugün de size karşınızda gördüğünüz bir çöp poşeti gibi gözüküyor ama aslında bir anlamı var tabii ki yine. Çöplere attığımız yiyecek artıklarımızdan, çay artıklarından, yemeğin yağsız olan tarzındaki artıklardan arkadaşlar tekrardan gübre yaparak nasıl kullandığımı göstermiş olacağım. Videoyu sonundan başına doğru göstermeye konumu oluştu arkadaşlar. Onu da baştan söyleyeyim. Son halimden şimdiki ilk haline doğru göstereceğim arkadaşlar. Ve nerede kullandığımı ve ürünlerin şeklini göreceksiniz. Balkondaki tarım nasıl yapılır ve küçük alanlarda tarım nasıl yapılır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi simsiyah bir hayvan gübresi gibi konumunda. Burada hayvan gübresi hiç yok arkadaşlar. Sadece bitkilerden oluşan ve çay artığından oluşan ürünler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda tam bir yarım çuval kadar burada bir ürün çıkarttım. Nereden çıkarttım onu da göstereyim. Şimdi geriye doğru gidiyoruz arkadaşlar. İşlemini. Evet. Şu görmüş olduğunuz kovada arkadaşlar. Bu kovadan arkadaşlar bakın şu şekilde de sıvısını da aldım. Bu da sıvı gübresi aynı zamanda. Şu görmüş olduğunuz kova aynı zamanda balkonumdaydı benim. Camlı balkonumda duruyordu. Hiçbir şekilde koku yapmıyor arkadaşlar. Koku yapmamasına vesile olan ne? İçerisindeki solucanlar. Onu size ilerideki yerde şurada da ayrıca göstereceğim. Şimdi kademe kademe gösteriyorum. Bakın arkadaşlar, şöyle bir varinizin olduğu takdirde kapağını altına koyarsanız yukarıdan döktüğünüz suyu da alttan süzerek şurada gördüğünüz gibi şu suyu alıyorum. Burada kabımın içerisine dolduruyorum. Orada sıvı gübreyi elde ediyorum. Burada ise toprak oluşumunu ve gübreli toprağı elde ediyorum arkadaşlar. Bakın şurada çay artıkları ile birlikte. Biraz da işlenmiş halinde şu anda. Evet, ilerleyelim. Çok fazla da vaktinizi almadan. Evet. Burada ne yaptığımı göstereyim arkadaşlar. Evet. Şöyle bir kasa yapıyorsunuz arkadaşlar. Dörtgen bir kasa. Gördüğünüz gibi. Altında delikli sistem. Laylonunu koyuyorum. Buradan da suyunu alıyorum icap ediyorsa. Bakın şimdi ben size canavarları göstereyim arkadaşlar. Yiyen canavarları. Görüyor musunuz? Nasıl çalışıyorlar? Bir yandan da yürüyorlar. Bunlar kanorfanya solucanı. Normal solucanlardan ne farkları var? Çok daha fazla besin tüketiyorlar. Artı çok daha hızlı yürüyorlar arkadaşlar. Yoksa herhangi bir farkı yok. İşte daha önceden attığım besin kaynağı burada arkadaşlar. Burada toprağını nasıl alıyorum arkadaşlar? Şu gördüğünüz üst yüzeyde solucan olmuyor arkadaşlar. Bakın onu gördüğünüz şu şekilde ayırıyorum. Ha, bu ne kadar bekliyor burada? Bir 4 ay kadar, 6 ay kadar bir süreçte bekliyor arkadaşlar. O sürecin içerisinde gördüğünüz toprak oluşuyor arkadaşlar. Şu toprak oluşuyor bakın. Simsiyah. Besinsel değeri çok yüksek. Artı solucanlar bu gördüğünüz besinleri arkadaşlar hepsini sindiriyorlar. Hatta hayvan gübresi dahi atarsanız onları da sindiriyorlar arkadaşlar. Ve en kaliteli gübreyi oluşturuyorlar arkadaşlar. Hiçbir şekilde koku yok. Çekinmenize de gerek yok. Ve bakın meyvelerde nasıl bir meyveye dönüşümünü sağlamış. Onları da eve gittiğimde göstereceğim. Ve evdeki çöpümü göstereceğim arkadaşlar. Evdeki çöpümde ne var bir bakın. Ve çevreyi de nasıl koruduğumuzu ve bize geri dönüşümünü nasıl sağladığımızı da görmüş olacaksınız. Evet, şuradan şurayı da göstereyim arkadaşlar. Aşağıyı. Bakın. Şurada gördüğünüz toprağı işleyip görüyor musun arkadaşlar? İp ince hale getiriyor. Ben bunu almıyorum. Bunu yukarıya bırakıyorum tekrardan. Çünkü bakın burada bir sürü solucan olduğu için solucanın da kullanacağım yerde çok fazla olmasını istemiyorum. Benden talep edenler arkadaşlar kalanfanya solucanını gönderiyorum. Herhangi bir ücret de talep etmiyorum. Yeter ki bu uygulamaları yapalım, çoğaltalım ve sağlıklı besinlerle beslenelim arkadaşlar. Evet, ben burada videoyu durduracağım arkadaşlar. Bu kısımda anlatacağım. Bakın görüyor musunuz? Lapa haline geliyor. Şimdi bu burada bekleyince solucanlar aşağı kayıyor arkadaşlar. 2 hafta sonra buradakini de alıyorum. Ama bu üst kısmındakini alıyorum. Normalde almıyorum. Bir 6 ay bekliyor arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Evet. Ama aslında şu alt kısmında solucanlar gelmeden burası da alınabiliyordu. Ama solucanlar aşağı düştüğü için onlara toprağı buluşturmak istemiyorum. Bakın.
Az bir solucanla arkadaşlar, benim size yollayacağım bir pet şişedeki solucanla başladığınızda inanın bir varil, oradaki görmüş olduğunuz kocaman bir varilin içerisinde milyonlarca solucan elde etmişim. Belki şu anda burada söyleyebilirim ki çok milyonların üzerinde solucanlar var. Evet bakın, ayrıyeten tabii ki yiyeceklere gelen salyangozlar da ortamdan yararlanıyor. Onlar da tabii ki istifade ediyorlar. Arkadaşlar solucanlar hatta o yiyecekleri değiştiren daha başka böcek türleri de var ama asıl ana temada solucanlar arkadaşlar. Evet. Ben burada durduracağım. Evdeki bitkilerime uyguladığım yeri göstereceğim. En sonunda da çöpümle bu olayı bağlamış olacağım arkadaşlar. Evet. Bakın arkadaşlar. Çiçekleri görüyor musunuz? Meyvelere de durdu kimileri. Şu tarafta meyvesi de var. Evet. Burada var. Bakın. Şu tarafta var. Şu tarafa doğru var. Şimdi asıl bombayı göstereyim arka tarafta. Evet arkadaşlar. Solucan gübresiyle beslediğimiz ürünlerin bakın şu kadar bir boyu var. Üzerindeki limonları görüyorsunuz değil mi? Bakın şurada da var. Bakın ne kadar var. Şunu sayalım isterseniz. Şu tarafa da göstereyim ben size. Bakın çiçeklerini açmış durumda. Aşağılarında gelişmiş durum. Tekrardan vermiş, meyveleri vermiş. Bir yandan çiçeklerini veriyor. Doyamıyor yani ürün vermeye. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Solucan gübresinin o sessizce yavaş yavaş sindire sindire aldığı besinlerini vücudundan geçirerek tekrardan bırakan hayvanın meydana getirdiklerine bakın. Yani çöpün bana verdiğine bakın arkadaşlar. Çöpten ben ne alıyorum tekrardan? Sadece şu kadarcık küçücük alanda inanmayacaksınız ama şu alanda yüzün üzerinde yani narenciye türünden yüzün üzerinde ürün var. Limonum, portakalım, mandalinam, greyfurtum hepsi var arkadaşlar. Evet. Mandalinamı görüyor musunuz arkadaşlar? Küçücük bir poşetin içerisinde. Şimdi onu dikeceğim. Onun için getirdim toprağa. Kam katlarım. Şunlar arkadaşlar şu büyük boyda gördüğünüz geçen sene bol miktarda verdi. Bu sene dinlenmeye alındı. Bakın şu diğer taraftan göstermiştim. Diğer açıdan da göstereyim. 7 veren limon arkadaşlar. Evet. Şuradaki gördüğünüzde greyfurt arkadaşlar. Bakın oradaki greyfurt. Şu kadarcık bir yaprağından veriyor. Halbuki o alttaki toprağını çok iyi bir şekilde beslememden kaynaklanıyor. Arkadaşlar. Evet. Şunları da göstereyim size arkadaşlar. Burada sırgan gübresi. Şurada hamsi balıktan fosfor gübresi. Fosforu elde ediyorum. Bakın şurada. Şurada sırgan. Isırgan otu. Onun yanında kırlangıç otu arkadaşlar. Kırlangıç otu da azot kaynağıdır. Orada da solucan gübresi. Sıvı solucan gübresi var arkadaşlar. Bunlara da ara ara veriyorum. Tabii ki vermem üzerine nasıl şımardığını görüyorsunuz. Evet bakın arkadaşlar bir tanesinde de sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet şu görmüş olduğunuz sadece şu görmüş olduğunuzda tam 10 tane limon var arkadaşlar şu boydayken. Bakın şurada şu anda bu geçen sene verdiydi bu sene tekrardan açıyor. Çiçek veriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar sadece peki ben bunun limonunda mıyım? Hayır arkadaşlar ben bunun neyisindeyim biliyor musunuz? Burayı tamamen narenciye konumu yapacağım. Bakın buradaki şu 4 katlı apartmanla bizim katın apartman ve şu aradaki apartmanların hepsini bunun çiçeğinin kokusu yayılacak arkadaşlar. Herkesin de yatak odası bu taraflar. Yatak odaları olduğu için camlarını açtıklarında mis gibi parfüm kokacak arkadaşlar. Evet. Solucan gübresinin etkisi arkadaşlar. Tabii şurada getirdiğimi de göstereyim şimdi size. Evet arkadaşlar tekrardan göstereyim. 6 ay sonra
çöpüm ne hale gelmiş. Evden atsaydım çevre kirliliği, metan gazı olacak olan ürün artık bana en verimli toprak olmuş durumda. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet arkadaşlar, videonun başında göstermem gereken şeyi şimdi sonunda gösteriyorum. Evin balkonunda arkadaşlar çöpü ikiye ayırdım. Altına da su geçmesin diye poşete konmuş. Bakın işte hurma, elma, yumurta kabuğu, evsel atıkları buraya, işte gerçek çöp tenekesine de kağıt, laylon, o tarz şeyleri atıyoruz arkadaşlar. Çöp çıkmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evden doğru dürüst çöp çıkmıyor. Sadece eğer ki yağlı mağlı türü yemek veya bozulmuş olursa onun bir kısmı gidebiliyor. Ama her şey buradaki yere, o sessiz, sessizce çalışan, koku çıkartmayan, doğayı koruyan, toprağın gücünü arttıran, besinsel değerini çoğaltan olan ürüne dönüşüyor. Gördüğünüz bu ürünler arkadaşlar siyah toprağa dönüşüyor ve çok kısa bir zaman sürecin içerisinde. Evet, bir başka videoda görüşmek üzere. Evet, tekrarlıyorum videonun sonunda tekrardan. Ya acaba ben de yapabilir miyim? Arkadaşlar yaparsınız ve size ben bunu da karşılıksız, ücretsiz olarak da gönderiyorum solucanlara. Yapın lütfen. Yapın ve bir yerlerden bu değişim sağlanmalı ve yapılmalı arkadaşlar. Daha sağlıklı yaşamak için, çevremizi daha iyi koruyabilmek için. Ne olacak ki bu yaptığımızdan demeyelim arkadaşlar. Hepimizin çöpü birikerek çöp, dağlar gibi çöp oluşuyor arkadaşlar. Bir şekilde önlemiş oluruz. Daha sonradan bir bakarsınız ki belediyeler farklı şeyler yapmaya başlamışlar. Evet, bir başka yerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.